Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınamızda xıtanlar ekranımızda olsun. Besim ve cazalarına karımay Şarkı Türkistan'ın taşkı soğudisi devamlıq aşkan. Xitay Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıq sebeplik xalqaranın besimi ve bir kısım cazalarına duş gelgen bolsunmu Şarkı Türkistan'dan taşkı soğudu import-export umumi kımmeti yenili yukarı haletini saklıgan. Atalmış Şinjan gezisinin alaqadar xabirde kayıt kılınışı bu yılın aldıngı 10 ayıda Şarkı Türkistan'dan taşkı soğudu import-export umumi kımmeti 362 milyard 790 milyon yuan bulup, buldurqa oxşaş mezgildikidin 28% aşkan. Xabarda iş sürüidinin Xitay boyunca birinci orunda turğalıqı, devamlıq türde tarixdiki oxşaş mezgildiki yeni yuqarı səviyyə yaratılğalıqı, 2023 yıldaki bütün yıllıq səviyyədin müddətin 2 ay burun eşip ketkenliki dava kılınğan. Xitay xabarlarda ma'lum bo'lishicha, oldingi 10 ayda Sharq Turkistonning eksport qimmati 308 milliard 290 million yuan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 28.9% oshgan. Import qimmati 54 milliard 500 million yuan bo'lib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 23% oshgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumatı 2022 yili 6 ayda Uyghur majburi emgekini cheklash qonunini rasmiy ijro qilishga boshlagandan buyon Amerika tomonida jami 3 milliard 560 million dollarlik import mal tutib qolgan. Mazkur qonunga asosan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning hammasi majburi emgakka chetilgan deb qaralib, import qilinishi cheklangan edi. Import qilmoqchi bo'lganlardan cho'qim mahsulotlarning majburi emgak bilan ishlab chiqarilmaganligini isbotlashi kerakligi talab qilingan edi. Amerika hükümeti yana Kanada ve Avrupa İttifakı'nı Uyghur mecburi emgekini çekleş meselesi de Amerika hükümeti bilen mas kademde minişki çağırıp gelmekte. Halbuki yenili mutlak köp kısım devletler Xitay bilen soğudu münasibetini devamlaştırı atkan bulup, bu sebeplik Şarkı Türkistan'dan çıkan mecburi emgek mahsulatları devamlıq Asiya, Avrupa, Afrika ellerge tosalğısız yollunup turgan. Cümleden bu yıl 8. ayğıcı bolğan vaqt içide Şarkı Türkistan'dan Qorğas, Alatau, Tümüryol, Çigra ayğızı arqılı qatnıgan Xitay, Avrupa, Otur Asiya növetçi poyizi 10 min qetimden eşip ketken. Pekat Alatau, Tümüryol, Çigra ayğızı arqılı qatnaydıgan Xitay, Avrupa növetçi poyizi liniyesiyle 120'ye yetken bolıp Kazakistan, Özbekistan, Angeliya qatarlıq 21 devletke tutaştırılgan. Xitay bilen Pakistan atılmış terrorlığa karşı manevr ötküzmekçi. Xitay bilen Pakistan birlikte 5 yıldan buyan tuncu qetim atılmış terrorlığa karıştırış manevri ötküzüşünü planladı. Amerika vazının xabirde bildirilişçe Xitay 19. noyabrdaki bayanatıda Pakistan bilen bolğan bexaterlik hemkarlıqını küçeytiş üçün bu ayının ahırıda Pakistan'a asker evetip 5 yıldan buyanqı tuncu qetimliq terrorlığa karıştırış hərbi manevriğe qatnışılğanlıqını ilan kılgan. Xabar qilinishicha Xitay Pakistan'dan Xitay bexaterlik xadimlarının Pakistan'da işlevatkan mınlıqan Xitay puralarını nişan kılgan əcellik hücumlardan qoğdaşqı yol qoyuşini tələb kılgan. Şunun bilen birge Pakistan bexaterlik kısımlarına qaratılgan hücumlar şiddet bilen köpeygen bolup, Pakistan bu hücumlarını Pakistan talibalları qozgıgan dep qarıgan. Xitay Devlet Müdafiye Ministerliği 19. noyabrdaki bayanatıda Pakistan'ın noyabrının ahırıdan dekabrının otturlarıca Palvan 8 namlıq terrorlığa karıştırış birleşme maniveri ötküzüp, terrorlığa karıştırış hareket iktidarını küçeytidiganlıqını, mezkur maniveriğa Xitay armiyesinin gharbi kısım komandallıq şitabıdaki Xitay askerlerinin katnışıdıganlıqını eytkan. Xitay taratqolarımı haberlerde iki taraf köp katlamlıq ve köp kesbi arlaşma birleşme meşiğine kanat yaydırışını planladı. Hem de emeli uruş ceryanığa asasen birleşme planlaş ve emeli herbi maniveri teşkilleşini planladı degen. Yakınki mezgillerde Xitay işçilerine karıtılgan bir qatar hücumlar Xitayına katlıq bir aram kılıp atkan bolup, Xitayının Pakistan'daki baş elçisi Pakistan hükümetini Xitaylarının bexaterlik meselesiyle sel qaraş bilen ayıplıgan idi. Pakistan tarafı kütülmegen tariqide inkas qaytırıp, Xitay baş elçisinin sözlerinin Xitay bilen Pakistan otursudaki diplomatik en-enige xalap ikerlikini etkan idi. Ukrayna Rusiyaga başqurulduğan bombalar bilen hücum kıldı. Rusiya Devlet Müdafiye Ministerliği 19 noyabr kecha Bryansk rayonuna
Amerika'da yasalgan 6 dani yiroq masofalik taktikalik ATACMS nomli boshqarilgan bombalar bilan hujum qilinganligini bildirdi. Rusiya davlat mudofaa ministrligi bayonot e'lon qilib, Ukraina armiyasining Bryansk rayonidagi bir harbiy bazaga 6 dani boshqarilgan bomba otganligini, boshqarilgan bombalarning S-400 va Panzer havo mudofaa qalqon tizimlari bilan etib tushirilganligini bildirdi. Bayonot yana egallangan uchurlarga asoslanganda Amerikada yasalgan ATACMS boshqarilgan taktikalik bombalar etilgan. Bulardan 5i etib tushirilgan. Birisi ziyonga uchurdi. Buning parchalari Bryansk rayonidagi harbiy bazaga tushdi va o't ketdi. O't vaqtida o'chirilib, o'lim yetimning oldi elindi. Hech qanday ziyon ko'rilmadi deyilgan. Amerika Washington Post'si kezdi, Prezident Biden hükümetinің Ukrainaға сетіп берілген Ирак мұсапылық башқұрылдыған бомбаларыны Росия земелерді чеклік үсінді шелдішке рұқсат қылғанлықыны хабар қылған еді. Владимир Путин мұр Росия башқұрылдыған бомба хүчіміға ұшырған әхвалда ядро құралы білін жауап қайтырышқы рұқсат қылыдыған қарар намыны тәстіқлыған еді. Yevropa davlatlari İsrailiya bilan siyosiy dialogni to'xtatish taklifini qo'llamagan. Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati bo'yicha oliy vakili Josep Borrell G'azzada davomlashayotgan kishilik huquq va xalqaro qonun nafsandichiliklari sababidan İsrailiya bilan bo'lgan siyosiy dialogni to'xtatish taklifining a'zo davlatlarning hammasi tomonidan qabul qilinmaganligini bildirdi. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha Josep Borrell iyun ayida o'tkazilgan saylovdan keyin vazifasini Estoniyaning sobiq bosh ministri Kaja Kallasga o'tkazib berishga tayyorlanayotgan bo'lib, u o'zi qatnashgan eng oxirgi tashqi ishlar ministrlari yig'inidan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazgan. Borrell G'azzada davomlashayotgan tragediyaga ishorat qilib, G'azzada qiyomatga o'xshaydigan bir xil vaziyat bor. Qaza qilganlarning 70% bolalar va ayollar. Livanda 100 ming uy vayron bo'ldi. G'azzada bo'lsa, rayonning bir chetidan yana bir chetigacha 2 million odam yurtidan ayrildi. G'azzadagi qurbonlarda eng ko'p uchraydigan yosh 5 yosh. Bu bolalarga qarshi bir urushdir degan. Borrell bu sababdan tashqi ishlar ministrligiga sunilgan Yevropa ittifoqi Isroiliya hamkorlik kelishimi bo'yicha siyosiy dialogni to'xtatish taklifining qabul qilinmaganligini bildirib, a'zo davlatlarning ko'pchiligi Isroiliya bilan diplomatik va siyosiy munosabatni davomlashtirishning texnika yaxshi bo'ladiganligini bildirdi degan. O yana bir muxbirning savoliga javob berib, tarix hammamizni sotlaydi. Men qilishim kerak deb o'ylagan ishni qildim deganlarni qayd qilgan. Livan Birleşken Devletler Teşkilatı'a İsrailiye üstüden arz sundi. Livan İsrailiye'nin 2. Oktyabr'dan 11. Noyabr'gacha bolgan aralıkta öz zeminiga qilgan hujumlarga munosabatlik Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashiga arz sundi. Livan Tashqi ishlar ministrligi BDT Xavfsizlik Kengashiga İsrailiye üstüden arz sunulganligi to'g'risida yozma bayonot e'lon qilgan bo'lib, ministrlikning bayonotida xalqaro jamiyat va xavfsizlik kengashiga hujumlarni to'xtatish uchun mas'uliyatni ustiga elishi va harakatga o'tishi kerakligi eskartilgan. Bayonotda Isroilning dengiz bo'yidagi Batrun shahrida Livanlik Imad Ahmazni tutqun qilishi, quruqlik hujumlarini davomlashtirishi, Yaron, Aytarun, Marun, Arras, Meis al-Jabal va boshqa yezi kanatlar hamda mahallalarni butunlay vayron qilganligi tilga olingan. Bayonot yana Isroilning Livan armiyasini ommaviy o'rinlarni va puxralarni davomli hujum nishoni qilayotganligi, Isroilning Ba'libak va Nabatiyadagi tarixiy binolarga hujum qilganligi ta'kidlangan. Hamda Sayda nohisiga va Sur nohisiga qarashliq joylardagi jiddiy qutqizish avtomobillari, jiddiy holat markazlari va xizmatchilarni hujum nishoni qilgan hujumlarning ariznomada tilga olinganligi bildirilgan. Hurmatli ko'rmadirmiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki programmamizni ko'rishguncha aman bo'lsanglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.